ne kadar para topladın kardeşim bu okul için? Yapılan mı? Toplam. Toplam para var. 2 milyon vardı. 2 milyon. 2 milyon mu hocam? Devletin yardımı dışında 2.800.790 lira köy katkısı. 2.800.790 lira. 3 milyon eder ya. Aşağı yukarı 3 milyon. 3 milyon peki. 400 bin lira da bunun üzerine devlet yardımı. Peki nakit yardımı mı bu? Köylünün nakdi mi bu? 650 bin lirası ikilik karşılığı, hani belenin çalışma karşılığı, diğer ise para olarak. Tamam. O zaman demek ki para olarak verdiğiniz 2 milyon liranın üstünde. Evet. Geri kalan da diyorsun 600-700 bin lirada işçilik söz konusu emeğiniz. Traktör var mı köyde? Var. Kaç? 2 traktör var. Onlara ücretle mi taşıttınız? Ücretle taşıttınız. Bu şekilde 20 haneli bir köyde, tabii 40 hane 20'si gitmiş. Peki dışarıya gidenlerin yardımı oldu mu bu 2 milyon lirada? Çok azların çözdü. Çok az. Bazılarının boyunda bulunuyor. Evet. Her şey 1 lira. Yani... Yardım. Nerede bizim köylerimiz? Burada mı? Evet. Burada, burada mı arkadaşlar? Burada ben. Ya burada 10 kişi, 10-20 kişi 2 milyon lira parayı nasıl verdiniz ya? Helal olsun size kardeşim ya. Yani bunu nasıl ifade ederim yani bu gayretinizi, bu çalışmanızı? Yani Allah razı olsun demekten başka elden ne gelir ya? Helal olsun size. Demek ki bu köyler okumanın kıymetini bilen insanlar. Yoksa siz kıymetini bilmeseydiniz 2 milyon lira para verir miydiniz buna ya? Sonra olmadan vermek çok olağanüstü bir şey ya. İnsan yani olmayan bir para nasıl verilir ben şaşıyorum yani. Efendim koyun keçi sattılar. Keçi, koyun keçi dana satıyorlar. Sattılar. Biz şimdi şehirde diyoruz ki. Valideyim emir var dedim satacaksınız dana. Ya dana satı değil bir sürü insan yok. Berbat ettin bizi ya. Ya öyle şey olur mu ya? Ben dedim. Sen dedin de yani biz dana mana satın milleti açlı artı düz bırakın demedik. Parayı burada. Kim verir bu da şu şey bana ne parayı ne verir? Nereden verir? Dana satmadan veremez. Peki evet. Sattığı danayı yerine ne koyacak? Bir daha doğru ne? Yani. Bir daha doğru. Allah razı olsun arkadaşlar.